Oyu benim için değil, kendin için vereceksin. 10 milyon Suriyeli yetmedi, 20 milyon dahası mı gelsin? Vatanını seven sandığa gelsin. Bu artık bir seçim değil. Bu artık bir seçim değil, bir referandumdur. Bir önceki referandumun sonucu ortada ifadesini kullandı. Sayın Türker, nasıl değerlendirirsiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tweetini? Şimdi Ata İttifakı'nın diğer bileşeni Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Vecdet Öz kendi teşkilatına bilgilendirme mesajını gönderdi bana. Biraz sonra gerek duyarsanız onu okurum ya da araya sokarım. Şimdi Kılıçdaroğlu artık bu bir seçim değil ve bir referandum dedi. Bu bir referandum sözünü bugün ondan önce Sayın ya da belki o söylediği yerde ben duymamıştım. Sayın Meral Akşener de söyledi. Böylelikle biz o altı liderin açıklama yapılmayan toplantısındaki strateji hakkında bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Yani referandum demek sıfır başlamak demektir. Bu çok fevkalade, ben şimdiden söyleyeyim, muhalefet için yani Millet İttifakı için hatalı bir stratejidir. Ben tavsiye ederim oturup düşünsünler. Çünkü siz bununla %9'u sıfırladığınızı düşünüyorsunuz. Kendi %45'inizi de sıfırlıyorsunuz. Ve tam tersine %49'un içinde koparabileceğiniz oylar varsa onları koparma ihtimalinizi azaltıyorsunuz. Yani böyle seçmeni bu şekildeki yönlendirmelerle içi boş yönlendirmedir bu. Esas söylenmesi gereken içerikli yapıdır. Mesela şu anda Ata İttifakı'nın diğer bileşeni Vecdet Öz bana gönderdiği bu konuşmadan dolayı mesajı bütün örgütüne dağıttığı mesajda açıkça pazartesi günü yapacakları açıklamada yani kendilerini ziyaret edecek Sayın Kılıçdaroğlu ve ona yapacakları açıklamada Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini söylüyor. Bir kere burada böyle bir yaklaşım var. Ne oldu? Şeyin yanında Zafer İttifakı'nın Masum Bey, Masum Ata Bey, İttifakı'nın bir şey içerisinde sorabilir miyim? bir parti Efendim? Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Buyurun Gürbüz Bey. Masum Bey, az önce oy oranını vermiştiniz. Kaçtı? 130 bin oy az oy değil. İki misline katla 260 demektir. İki kişinin seçiminde. Ve Anladım. otomatikman psikolo bu Anladım. şeyde yalnız bak yazısında %5 aldık diyor. Kendi partisinin oyu 130'u aşıyor. Ama Zafer İttifakı içinde de oyu var. Çünkü adayları, esas adayları Zafer Partisi'nin içinde. Esas adayları, oradan aday gösterdiler. Ama burada önemli olan birisinin açıklaması bu. Yani bu bize neyi veriyor? Pazartesi günü yol haritası ile ilgili olarak farklılıklar ortaya çıkabilir. Ama ben bu farklılıkları niye bu referandum değerlendirmeyin? Neler yapmak istediğinizi anlatın. Ne yapmak istediğinizi. Bu konuda ne yapmak istediğini bugün bazı kavramları içinden elersek Sayın Faik Öztrak yaptığı basın toplantısında açıkladı. Ama yapılacaklara, geleceğe ilişkin öngörülere yer verilmediği için şu ana kadar medyada fazla yer almadı. Başka şeylere çekiliyor. Yani söylerken amacınızın ulaşabilmesi için hepiniz medya mensubusunuz. Ortaya çıkacak olan şeyi özellikle yapmanız gerekiyor. Şimdi bu konuda belki de ben yanlış söylüyorum. Biraz sonra inşallah bizi dinliyorsa Vecdet Bey bana aldıkları gerçek oyu da gönderir. Size de söylemiş olurum. Bu konuda Sayın Kılıçdaroğlu mesela verilen bilgileri doğru kullansın. Ki birisi yanıltıyor onu. 10 milyon bir kere göçmen yok. 10 milyon sığınmacı yok. Resmi rakamlara göre 4 milyon civarında. Hadi diyelim ki gözükmeyen 1 milyon daha var. 5 milyon civarında. Konuşmasında 10 milyon kişi gelmiş dedi. Sonra başkaları her televizyon ona katkıda vermek için yani ister AK Parti'yi savunan televizyonlar olsun ister kendisini savunan televizyonlar olsun 10 milyon daha geleceğe dönüştürdüler. Bunlar yanlış işlerdir. Böyle apar topar yapılmaz. Göçmenleri gönderme politikasını ortaya koyması gerekir. Ne yapacaksın? Ev mi inşa edeceksin?
oradaki Amerika Birleşik Devletleri ile mi anlaşacaksın? Ki sana o hani koridoru açsın. Hangi şeyi anlatması lazım? Yani vardır. Ben yoktur demiyorum. Ama bunu anlatırsa, bunu halkla paylaşırsa bir hafta kaldı. Bunun tersini asla Sayın Cumhurbaşkanı söyleyemez. Eğer hükümetin yapacağından farklı bir şey yapacaklarsa. Şimdi burada bazı şeyler... Siz de dediniz şimdi son bir hafta kaldı ya. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı seçmeni karşısında nasıl karşılık bulur? Seçmeni işte fazla etkilemez. Söyledi zaten bunu. Yani Sayın Kılıçdaroğlu son bir yıldır bu göçmenleri geri götüreceğini, hatta tıpış tıpış derhal götüreceğini, sonra Sayın Cumhurbaşkanı savunma yapınca, iktidar partisi savunma yapınca bunu iki yıla göndereceğini söyledi. Zaten bu biliniyor. Bunu söylemesinin nedeni göçmenleri göndereceğiz, gönderme projemizi öne alacağız diye. Suriye ile barışı sağlayacağız diye. Esad'la sağlıklı ilişkiler kuracağız diye. Yani bunun çözülme olasılığını söyle. Ama bunu niye söyleyemiyor? Çünkü istediğin kadar söyle. Milletin kafasında Esad'la aramızın bozulmasının müsebbibi şu anda Millet İttifakı'nın işinde. Ben bir söylemiştim o zaman gidip Emevi Camisi'nde namaz kılacağım. Bu konuda çok sağlıklı anlatmaları gerekir. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı şu anda Kılıçdaroğlu'nun şansı var. Ne var? Kılıçdaroğlu'nun işte onun için referandum demesin. %49.52'nin işinde. Nasıl olsa kazanacak diye oy veren varsa ve bunların sayısı fazlaysa tek baş kazanmayabiliyormuş deyip kendisine gelecek olan oyların da önünü kesiyor. Yani böyle bir söylemle genişletme tabanını daha fazlaya yayma. Bakın ben ne söylüyorum? Şu saate kadar Sayın Muharrem İnce'yi ziyaret etmemiş olması, hemen arkadaşlarını gönderip gönlünü almamış olması, kontak kurmamış olması büyük bir hatadır. Neden hatadır? Çünkü sağdaki milliyetçinin sana inanması için senden olana sahip çıktığını görmesi lazım. Yani senden yana sahip çıkmazsan, ben bunu hep bir yıl söyledim. Kendinden olanla geçindiğini belli etmezsen, başka düşüncede olanın ona da saygılı olacağını, ona uygulayacağına inancı pekiştiremezsin. Yani inanmazlar demiyorum, inancı pekiştiremezsin diyorum. Şimdi burada bunu bir referandum kabul edelim. Peki, referandumdur. Neyi oylayacağız? Tayyip Erdoğan gitsin. Çünkü artık AK Parti gitsin diyemiyorsun. Cumhur İttifakı gitsin diyemiyorsun. Mecliste çoğunluk. Evet. Bu sefer hatırlayın nasıl bir propaganda yaptılar. Dediler ki milletvekilliğiyle beraber Cumhurbaşkanı'yla beraber Millet Meclisi'nde de bize çoğunluğu verin ki parlamenter sistemi dönüştürelim. Parlamenter sistemi dönüştürme talebinizi yaptınız. Tutmadı. Milletvekili almadınız. Şeyin aleyhtarlığı nefret ilgisi yani reddetmek, nefret demeyeyim de Tayyip Erdoğan ne olursa olsun gitsin diyen ki bana da gelen mesajlar içinde çok kişi var böyle söyleyen muhakkak gitsin diyenlerin bu oyu almalarını sağlamaz. O zaman bu oyu almamaktaki strateji nedir? Rehavet. Nasıl olsa kazanırız rehaveti ve bu rehavet işte deprem bölgesinde oy çıkmadı diye saldırıya neden oldu. Bu konuda ellerindeki kozu aldı. Kim aldı? Bir belediye başkanı, Tekirdağ Belediye Başkanı. Yaptığıyla bu partinin, bu ittifakın elindeki söylemini kendi eliyle yıktı. Şimdi bu tür şeylere dikkat etmemek. Şimdi bazı haberler yapılıyor, bakıyorum. Efendim oradaki gelen malzemeleri bilmem kim kime dağıtıyormuş. Bir kere buna halk inanmaz. Neden inanmaz? Bu işi öyle yaparlarsa orada depremden zarar görmüş olanlar isyan ederler, ayağa kalkarlar. Yani kolay mı? Sen bir taraftan bir yerlere yardım etmek istiyorsun ama ne oluyor? Orada bir milletvekili bir çekim yapmış. Bakın böyle diyorlar, bu mahalleye vermiş. Bunlar lan oy alamazsınız. Oy alacağınız şey biz gelirsek size şöyle yapacağız, şöyle yardım yapacağız. Yani eleştiriye dayalı bu bir haftada oy alınmaz. Bir kere onu söyleyeyim. Bu bir hafta içinde yeniden yapılması ve bunu bugün yaptı demek. Şu anda ne diyorlar?
Türkistan yaptı diyorlar değil mi Kılıçdaroğlu? Size hatırlatayım, hatta Melik özellikle bilir birkaç programda. Ben ne dedim? Asla CHP milliyetçilikten uzaklaşmamıştır. Milliyetçi bir partidir dedim. Onun umdelerinden birisi milliyetçiliktir. İşte şöyle böyle yorum istediğiniz kadar yapın. Milliyetçiler, yani Atatürk milliyetçileri Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Ha, diğer AK Parti'de de var, diğer partilerde de var. Ama CHP'yi siz milliyetçi değilsiniz diye yargılamak doğru değil. Yok işte şununla konuş, şununla konuşmuş. Şu anda herkesle konuşur, herkes herkesin oyunu almaya çalışır. Nitekim Sayın Sinan Ogan'ın biraz evvel ki yazdığı tweette yazdığı bir haftadır Sayın Kılıçdaroğlu, orasını dikkat çekiyor musunuz? Hayır, ben ediyorum. Yani niye? Dönüş daha böyle önce, yapmasına gerek yok. Ben onu söylüyorum. Onu söylüyorum. O Tornistan değil mi? Hayır. Değil mi? Efendim bakın, ben şunu söylüyorum. Var olan şeyi yeniymiş gibi yansıtmasına gerek yok. Onu o şekilde anlatmasına gerek yok diyorum. Zaten öyledir. Onun sıkıntısı onun adına ekibi, yandaşları, arkadaşları yapmıyorlar bunu. Mustafa bunu Kemal bunu yaymalı. Bir yere bir cümle söyleyemedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ne için? HDP yani HDP'den oy almak milliyetçilikten vazgeçmek değildir. Hayır. Bakın HDP'den oy alacağını bilse Sayın Cumhurbaşkanı da sesini çıkartmaz. Nitekim HDP'lilerin İzmir'de AK Parti bazı Güneydoğulu seçmenin oyu HDP'ye gitti. Yani yeşil sola gitti. Ama Cumhurbaşkanlığında bir bakın mukayese edin. Çok az da olsa bir kısmı AK Parti'ye gitti. Yani AK Parti değil de Cumhurbaşkanı'na gitti. Niye gitti? Erdoğan Demirtaş'ı salıvereceğim dediği için mi gitti? Efendim, salmak lafı ona oy getirmedi. Masum Bey. Ama bak bugün ne diyor Selahattin Demirtaş? Benim üzerimde siyaset yapmasın kimse diyor. Bu lafı kime söylüyor? Kime söylüyor? Kılıçdaroğlu'na da söylüyor, Tayyip Erdoğan'a da söylüyor. Peki Tayyip Erdoğan ne yaptı? Kılıçdaroğlu ne yaptı? Efendim bakın ya, Tayyip Erdoğan'ın yaptığını ben eleştirmiyorum ki. HDP'lilerin bir kısmı Tayyip Erdoğan'a verdi Cumhurbaşkanı diyorsunuz ya. Niye? Ben diyorum ki Kılıçdaroğlu bir hafta önce 14'üne kadar Osman Kavala'yı serbest bırakılmasını istiyorsanız bizim yanımızda olacaksınız. Efendim Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bizim yanımızda olacaksınız. Söyledi işte bak dedi, bu söylemini bugün değiştirdiğini. Bugün niye demiyor? Bakın niye demez. Demiyor. Demiyor. Oturmuş. İşte oturmuş yapmıyoruz. Öz eleştiri yapmış 6 parti ve bu öz eleştiri sonucunda bugüne kadar açıklama yapmadı ama bugün Meral Akşener'i herkes çok dikkatli okusun bugünkü konuşmasını. Peki, bu stratejiyi anlattı. Yaptıkları hatayı adeta ortadan konuşacağız. Hayır ben onu söylüyorum. Adeta kaldırdı. Tamam, yani tamam. Bu konuda yapılmış olan hata varsa, çünkü neden hata yapılıyor? Aynı şey. Hiç düşünülmeden konuşuluyor. Yani şu anda mesela yapılanları da niye eleştiriyorum? Düşünmeden hemen ortaya çıkıyorlar. Bakın düşünmeden, mesela basit misal. Peki, ne zaman görüştüler Zafer Partisi'yle? Ayın 19'unda. Kaç gün sonra? 5 gün sonra. Ya sen ertesi gün sonucu görür görmez... İlk etapta seçim bitti, barış çubuğu içtin, önce git Muharrem İnce'yi ziyaret et, evine gitme hakkın var, arkadaşısın. Tamam, teşekkür yani ediyorum Sayın Tekrar. Ondan sonra şeye git, Zafer Partisi'nin bakın diğer birleşenine, ittifakın şu anda Sayın Vecdet Öz'ün söylediğine göre bana bu pazartesi gidecek. Pazartesi'yi bekleyin diyor. Acaba Sayın Sinan Ogan'ın pazartesi'yi bekleyin söylemiyle bu Vecdet Bey'in de söylemi arasında bir bağlantı var mı, onu da düşünmek lazım.